Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Size buradaki sukrentlerimin son hallerini göstereyim. Uzun zamandır burayı teferruatlı çekmedim. Şurada kotiledon var, biliyorsunuz kotiledon klasik, yani mosmor olan. Bunu ayrı diktim, bu aranjman gibi böyle aradaydı. Onu çıkardım, tek bir saksıya diktim. Şurada purple delight'larım var. Birkaçının tepe çeliğini aldım. Tepe çeliklerini köklendirmeye aldım. Gövdelerden de yavru bekliyorum. Birkaç tane de yaprak dibine bıraktım. Şurada da Purple Delight var bir tane. Yanlarında da Moonstone var. Şöyle şurada da Mauvejean var. Şu neydi bilmiyorum, eminim onun ismi de gitmiştir. Pink Line olabilir bu. Şu şöyle bir güzellik, özel türlerden minnacıklarda aldığımızda küçük küçük ceviz kadar boyutlardaydılar. Şurada şu Alba Beauty herhalde, Albicans mı, öyle bir ismi vardı bunun. Şöyle altlardan da yavrular yaptı. Hatta şurada da var, pıtırcıkların altından görünmüyorlar. Muhtemelen bunun saksısını da yenileyeceğim. Şu burada neydi bu, Nanahuki Mini diye biliyorum. Bu da çok güzel tırnaklı bir tür. Bu da bol bol yavrular yaptı. Şu Orbia mıydı neydi, öyle bir ismi vardı bu tombişin. Bu kıpkırmızı kızaran türlerden. Bundan da tepe çelikleri aldım. Dibinden de yapraklardan yavrular gördüm. Bakalım. Şu çok güzel oldu. Bunun saksısı da büyüyecek. Bunu da değiştirmem lazım. Bol bol kenarlarda, altlarda yavruları var. Çiçeği çok güzel. Çok beğendim onu. Şu da neydi bu? Bunun ismini unuttum. Evet. Unuttum ya. Neydi kız bunun ismi? İsim de kalmamış. Çok bildiğimiz bir şey bu. Gördüğünüz gibi bu pembe pembe oluyor. Şunlar alınmadı. Bunları alacağım buradan. Mebina sanırım. Evet, Mebina bu ve şu. Onları tek saksı yapacağım. Dibinde Richards'lar var. Şurada da yine bir grapto türü var. Şu neymiş bu? Neymiş bu? Latte Rose'muş bu. Bu Latte Rose'muş arkadaşlar. Şu Black Prince Latte Rose. Şunlar Laois 026'lar. Şunlar da bizim renklenen, kırmızı renklenen jelilerimiz. Bu da bu neydi? Ha, şuraya geçmeyelim. Şu Strawberry Ice çok güzel. Hep böyle renkliydi. Bu da neymiş, Alt Air. Bu da Tipi Pink'miş. Bunlar Deniz'in bana gönderdikleri Tipi Pink. Tırnakları çok güzel. Evet, bunları böyle ayırdım, ikisini bir araya diktim yine. Bu da yine özel türlerden, isimsiz SP olarak aldıklarımdan. Burada susamış bu güzelim. Raindrop arkadaşlar, çok güzel, klasiklerden belki ama çok değerli, çok güzel dropslu bir tür, çok da güzel renklenen bir tür. Bu da yine SP'lerden, bunun da sanırım ismi yoktu, varsa da bakalım, maalesef silinmiş. Çok güzel bir tırnaklı, agavaydis gibi etli butlu bir şey. Şu neydi ya? Bu neydi? Bu neydi? Muesli arkadaşlar. Bu sanırım Muesli'ydi. Dur bakayım. Evet, o Muesli olabilir. Ben bile tanıyamadım Muesli'yi. Ne kadar güzel değişmiş burayı alınca. Muesli, evet. Saksına yazmış olmam lazım onun. Şu rengini hiç değiştirmedi. Hep böyle renkliydi. Şu long leaf orbiculata'nın tepe çeliğini aldım köklendirmeye. Gövdeden de inşallah yavrular verir.
Şuradan alttan da sanki bir yavru geliyordu. Gömülmüş birazcık. Orada da bir yavrusu var. Bakalım gövdeden ne kadar yavru verecek. Şu da yine kıpkırmızı aldığım, pahalı aldığım bir türdü bu da. Bunların çoğunun ismi gitmiş. Geçmiş videolarımda hep vardı. Bu da güzel bir tür. Şu Snow Bunny olabilir. Bu da yine benim Drops'lu kıvırcıklarımdan. Şu Trompete. Bu da bu neydi? Bu benim Fireball'in yavruları. Evet, şunlar da Purple Pearl'ler. Bu da bir şey Rose'du. Bu da çok tatlı renklenen verigatalı bir tür. Bu da yine çok güzel. Şöyle gideceğim. İsimlerini bilmiyorum bazılarının. Trompetelerimi, pinkleri böldüm. Ayırdım arkadaşlar. Burada bir tane var. Şöyle göstereyim. 2, 3, şurada var 4. Bir de o var. 5, dibindekiyle 6 tane trompete pinkim var arkadaşlar. Şu da yine Lusheng bebeklerim. Evet, şuraya geçtim. Suyonum arkadaşlar. Bu özel minyatür olan suyonum. Dibinde yavruları var ama bir türlü daha büyüyemediler. Bu da dekoram. Saksı küçük gelebilir. Onu da değiştirmem gerekebilir. Tepeçeliği aldım. Köklendi. Böyle güzel büyüdü. Bu da Heron Verigata yazıyor. Şu Luella Red, Gilva Red, Orpet trompeteleri söyledim. Luella Red. Şöyle bunları biliyorsunuz zaten Rainbow'umu. Leş kaktüsümün açmasını bekliyorum. Geçen sene de açmadı. Bu sene de açmadı. Toprağını yeniledim. Saksısını yeniledim. Bakalım nasıl bir gelişim gösterecek. Evet, bu fıstığımı da buraya aldım. Bu da neydi? Evet, Rosie Crow. Rosie Crow arkadaşlar. Bu da Blue Waves diye aldım ama bu böyle değişik ama güzel bir tür. Bakalım bu kış nasıl bir renklenme olacak. Şöyle bir fıstık var. İsmini yazmış mıyım? Dikerken isimlerini biliyorum, sonra unutuyorum. Çok tatlı, verigatalı bir tür bu da. Bu benim sarı kızımın yavrusu. Richards. Bunlar hepsi böyle özel türler. Bakın nasıl güzel renklendi. Red Rose. Bu Red Rose. Bunu biliyorum. Şu da yine küçük olarak aldığım SP'ler. Birçoğu SP arkadaşlar. Şu Şulet. Bu Şulet olması lazım. Şu da Şulet olması lazım. Bakın renkler geliyor. Güzel güzel. Şu Hakuho. Yine burada Orpit var. Böyle gördüğünüz gibi bu güzellikler. Casio. Evet, bu Casio'ydu. Maalesef isimler siliniyor. Bana sıkıntı yapıyor sonra, silindikten sonra. Artık isimlerinin birçoğunu es geçiyorum. Şu da hepsinin isimleri gitmiş maalesef. Şu şey neydi? Aprikot Verigata. Şu tatlıyı çok beğendim şurada. Bakın şu güzellik. Böyle pembiş pembiş. Şöyle pıtır pıtır dibinde yavrularıyla. Evet, pembe aşkın gözyaşımız. Bu da yine burada verigatalı bir Ayuki. Böyle Richards'lar. Monstrosa olmuş Richards'ın. Bu da Richards. Bu da yine oradaki pembesi. Bu normal turuncu olanı. Evet. Şu Lovely Rose Verigata arkadaşlar. Tepeçeliğini aldım. Tepesi köklendi burada. Oradan da iki yavru geldi. Şunu da diyorum alayım. Purple Delight Verigata'nın da tepeçeliğini bir almak geçiyor içimden. Şunu yukarıdan aldım geldim. Buraya diktim. Yeni diktim daha. İnşallah buraya adapte olur.
böyle suyonlarım, işte Tesla, şu Herkules sanırım, Herkules yok zannediyordum, varmış, çok mutlu oldum. Böyle arkadaşlar buradakiler, bu da yine güzel güzel renklenmeye başladı. Bu bir çeşit kiwi herhalde, renkli kiwiydi. Böyle arkada şu Pulvinata Deoation Debi burayı aldıktan sonra bakın toparladı. Daha etli yapraklı çıkmaya başladılar. Ve yine Luella Red en büyüğünden. Burada da Raisy'lerimiz var. Raisy'ler de böyle büyük büyük olabiliyor. Arada büyük rozetler olabiliyor. Bu iyice artık böyle sıkış sıkış oldu. Dolu dolu oldu. Ve benim canım, kızım, kıvırcığım, yavruları kalmadı. Şimdi baktım burada hiç gözüme yavru takılmadı. Yukarılarda var mı emin değilim. Ama gelecek yakında yavruları yine yapraktan büyümeye başladılar. Böyle arkadaşlar. Evet, bu da yine kıvırcık kızımız. Böyle. Bakımları, toprakları, bazılarını yenilenecek, bazıları iyi durumda. Şu buradan alınması lazım. Bu da yine canlı yayından aldığım, bakın havai kök yapmış. Şu an susuz ve bunu oradan alıp farklı bir yere dikmek gerekiyor. Sanki o kökler toprakla buluşmak istiyor. Bakın. Bunu buraya şöyle yatıracağım. Buraya tutunsun. Evet, havai kök yapıyorlar hep. Şöyle tatlı tatlı yavrular var ama yavaş mı büyüyor bilmiyorum, ya da toprağı bir değişmesi lazım. Ay, bu yavru yapmış dibinden. Oo, şey bu. Pats Pink'im, canım benim. Çok güzelsin. Evet, trompetelerim de çok güzel arkadaşlar. Bunlar güneşi gördükçe çok güzel olacaklar. Daha da güzel olacaklar. Biraz akşamları gayet güzel, serin. Üşüyoruz. Soğuk. Ya gece neredeyse üşüdüm diyebilirim yani. Bu gece de öyle olursa sanırım yorganları çıkaracağız. Artık pikelerle olacak gibi değil. Böyle güzel güzel. Burada da yine bu özel tür suyunum var. Böldüm. Şurada yine Love 026 ile şu Elegance Blue var. Bakın burada da şey neydi bu? Blue Elf'im var. Clara böyle. Aa, bu kıvırcıktan. Bakın bu kıvırcığı buraya dikmiştim, buraya. Evet, iki tane. İkisi bir arada. Kıvırcık. Şundan bir çelik almıştım. Köklendi. Bunlar tatlı tatlı. Bu hiç büyümüyor bende. Bu niye böyle yavaş bir tür ya? Hiç büyümüyor bu. O kadar da tatlı güzel bir tür aslında. Çok severek almıştım. Yine burada bir Freddy'miz var. Burada da iki suyonları, verigatalıları oraya koydum. Şu bendeki minicikti. Böyle burada güzel büyüdü. Bunu da buraya koydum. İkisi yan yana güzel güzel büyüsünler. Şu kızım, bakın burada harika oldu. İki tane olmuşlar. İki yavrular. Şu güzel toparladı kendini, verigatalı. Aa, burada bir tane daha kıvırcık varmış. Evet, iki tane. Bu sefer gerçekten son iki arkadaşlar. Hep son diyorum ya, bir yerlerden mutlaka çıkıyor. Şu çok tatlı pembelenecek. Böyle annem yavru bile vermiş kenarından. Bak. Çok tatlı. Bakın bakın bakın. Arıcık uzak dur benden. Evet. Laulensis. Çok tatlı Laulensis'im. Yine Fred'im. Böyle. Tatlı tatlı büyüyorlar. Ay ay ay. Aman aman. Uzak dur. Böyle. Uzaktan burası böyle bu şekilde.
Burası da böyle. Evet, retrubi yazmışım. Retrubi. Güzel türler de burada var. Şöyle bir aranjman yapmıştım kendime. Kubit. Büyük bir kubitim. Ve arkada Harry benim. Benim Harry'm iki tane. Ve çok sevdiğim neydi bunlar ya? Ana. Şunlar. Unuttum. Bakın. En güzel sevdiğim türlerimin isimlerini böyle unutuyorum. İsim sayarken diğer isimler akıldan çıkabiliyor. Mor yoncağım çok güzel. Yukarıda da var bir saksım ama bundan bir çoğaltmam lazım. Geçenlerde satın almak istediler, vermedim. Çünkü çoğaltmam lazım. Ben de çok aramıştım bunu. Sonra buldum, diktim. Bir şöyle bir coşsun, büyük bir saksı olsun. Sonra rizomlarından bölerim. Böyle bu kıvırcığım, bu tatlışım ve altta da böyle küçük saksılarda büyümek için böyle çabalayanlar, uğraşanlar, böyle tatlı tatlı büyüyenler. Buradakiler de böyle. Burası da sabah güneşini böyle masanın altından güzelce alıyor. Biraz formları bozulmuş olabilir ama hepsi de toparlayacaklar arkadaşlar. Hepsi de çok güzel olacaklar. Havalar bir soğusun, bir üşüsünler. Çok güzel renk yapacaklar. Evet. Böyle birlikte burayı da bir gezmiş olduk. Şu müeslim beni çok mutlu etti. Hepsi de çok güzeller. Hepsi de. Oy 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 maşallah kızlarıma ya. Bir renklerini verin de şöyle bir gözümüz gönlümüz açılsın. Tatlı tatlı olsunlar. Rosie Crow. Ay seni de bir hatırlayamadım ya demin. Çıldıracağım ya. Bazılarını böyle bildiklerim unutabiliyorum işte. O zaman kendi kendime de çok kızıyorum arkadaşlar. Evet çok tatlısın sen de. Maşallah kızıma çok tatlı. Pembe pembe olacaksın sen daha. Evet, böyle. Evet umarım güzel bir bitkileri gezinti olmuştur birlikte. Hafif bir pembelik dokunmuş. Şöyle bir inmiş pembeliş. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.